Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bugünkü dersimizde Ankebût suresi 48, 49 ve 50. ayet-i cellelerin ışığında Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın nübüvvetine karşı çıkan müşriklerin konumunu, isyanını göreceğiz. Değerli kardeşlerim, şunu unutmayalım ki Allahü Teala Hazretleri Kur'an'ı mesajları insan için gönderilmiştir. Yani insan Kur'an okurken aslında kendini okuyor. Kendini anlamaya çalışıyor. Çünkü ilayemil kıyame bütün insanlık aleminin hayatını içeren ve bilimsel gelişmeler de dahil tüm yaşam tarzını içeren hayat denizi, hayat dergahı Kur'an-ı Kerim'dir. Kardeşlerim, Hazreti Muhammed Aleyhisselam Kur'an'ın mesajları insanlara anlatırken müşriklerin küfürde haddi aşmış güruhu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı aşağılamak için, onu refüze etmek için, gözden düşürmek için her çareye başvuruyorlardı. Hatta Resul-i Kibriye Efendimiz'den çok sıklıkla istedikleri şeylerden birisi de hadi bir mucize getirsene diye. Estağfirullah. وَمَا كُنْتَ تَتْلُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ. Yüce Rabbimiz buyuruyorlar ki, ey Muhammed, sen bu Kur'an gelmeden önce hiçbir kitap okumuyordun. Ne dedik daha önceki derslerimizde? Kardeşlerim, en büyük hayat mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Diğer peygamberlere Yüce Rabbimiz birçok mucizeler göstermiştir, göndermiştir. Zahiri mucizelerle onları desteklemiştir. Görünen ve zahiri mucizelerle. Ancak Kur'an-ı Kerim hem lefsen hem de manan öylesine bir derin mucizedir ki ilâ yevmil kıyame bütün insanlık alemi Kur'an'ın manası karşısında da lefsi karşısında da aciz kalacaklardır. İşte Rabbimiz buyuruyor ki estağfirullah وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ. Ey Muhammed, onlar bilmiyorlar mı? Kur'an-ı Kerim gelmeden önce sen geçmiş ümmetlerin hayat hikayesinden haberin yoktu. Geçmiş ümmetlerin hayat hikayesine vakıf değildi. Geçmiş ümmetlere gönderilen peygamberlerin hayatlarından da haberin yoktu. Onlara gelen mucizelerden de haberdar değildi. Ve geçmiş ümmetlerin yaşam tarzından, bölge halkının yaşam biçiminden, ne yaşadıklarından haberdar değildin. Yani geçmiş ümmetlere gönderilen peygamberlerin hayat hikayelerini bilmediğin gibi, onların gönderildiği kavimlerin, kabilelerin, toplumların, bölgelerin de hayat hikayelerinden bir ne coğrafi bilgin vardı ve ne de tarihsel bilgin yoktu. Bunu fark edemiyorlar mı? Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri bunu niçin buyuruyor kardeşlerim? Resul-i Ekrem Efendimiz Kur'an mesajlarını, Kur'an ayetlerini okuyunca müşriklerin küfürde haddi aşmış güruhu ey Muhammed, nasıl ki ya İsrailoğullarına Musa Aleyhisselam gelirken mucize gösterdi ise, nasıl ki Lut Aleyhisselam'ın mucizeleri var idiyse, nasıl ki İbrahim peygamberi ateş yakmadı ise, nasıl ki Allah Salih peygamberi zahiri bir mucize olan deve ile destekledi ise, seni de bir mucizeyle desteklesin de göreyim. Kardeşlerim, Kur'an'ın gerçeklerini anlatmaya devam edeceğiz. Şunu unutmayınız ki, bakınız, Musa peygamber
mucizelerini toplumun karşısında gösteriyordu. Yani Firavun yüz binlerce, milyonlarca insanları çağırmış, tebaasını çağırmış. Musa aleyhisselam asasını atınca asası ejderhaya dönüşüyor ve sihirbazların sihirlerini yutuyor. İsa peygamber cüzzamlılara açıktan şifa dağıtıyor. Bakınız, mucizesi zahiri ve görünür, toplum görüyor. İbrahim aleyhisselamı Nemrut bütün halkını toplayarak ateşe atıyor. Ateşin İbrahim peygamberi yakmadığını bütün insanlar, milyonlarca insan görüyor. Ancak Hazreti Muhammed aleyhisselamın zahiri ve görünür hiçbir mucizesi yok. Bundan emin olunuz. Zaten öyle bir mucizesi olsaydı müşrikler bu iddialarla ortaya çıkmazlardı. Ancak Peygamber Efendimiz'in mucizeleri kişiye özeldi, görmesi gereken kişi görüyordu. Hazreti Muhammed aleyhisselam amcası ile Şam'a yolculuk ederken Bahira ismindeki bir keşiş bir şey görüyor. Ne görüyor? Genç bir delikanlının üzerinde bir bulut geziyor. O bulut genç delikanlıyı koruyor güneşten. Bir bakıyor ki bir genç delikanlı herkes devesiyle geçemediği bir su bölgesini, su havzasını, bir dereyi, o genç delikanlı hiç atlamadan dere bütünleşerek geçiyor. Bakınız, o kervanda Ebu Cehil de dahil birçok insan var Mekkeli. Bunların hepsi putperest, ateist, puta tapıyorlar. Zaten İslam dini daha henüz tecessüs etmemiş, daha henüz ortaya konmamış. Fakat ne yapıyorlar kardeşim? Onlar göremiyorlar. Kim görüyor? Bahira görüyor. Kim Bahira? Şam'da bir manastırda ikamet eden, manastırda görev yapan bir keşiş. O zaman Hazreti Muhammed aleyhisselamın amcasını çağırıyor ve diyor ki senin bu yeğenin son peygamber olacak. Ben onda Tevrat'ta ve İncil'de geçen bütün babları o yeğeninde gördüm. Yani bütün halleri, bütün harikulade olayları onun vücudunda tecessüs ettiğini müşahede ettim. Sakın yeğenini Şam'dan o yana götürme. Evet kardeşlerim, dikkat ederseniz Resul-i Kibriye Efendimiz'in üzerindeki olağan üstü halleri sadece keşiş Bahira görüyor. Yanındaki insanlar fark edemiyor, göremiyor. Ancak Musa aleyhisselam denizi yararken bütün Firavun'un tebaası, avanesi görüyordu denizin yarıldığını. Musa aleyhisselam sihirbazların sihrini yok etmek için asasını attığı zaman Firavun aleyhillâne'nin seyretmek için topladığı bütün insanlar bunu görüyorlardı. Salih peygambere mucize olarak verilen deveyi yine Salih peygamberin halkı görüyor ve dokunabiliyordu. Onun için müşrikler ne diyorlardı? Ya Muhammed, biz seni peygamber kabul edelim ama nasıl ki diğer peygamberlere Allah mucize gönderdiyse, nasıl ki diğer peygamberleri Allah mucizelerle desteklediyse, bizim sana iman etmemiz için de sana bir mucize versin, seni mucizeyle desteklesin. Ayet-i Celle'lerin ışığında şunu müşahede ediyoruz. Hazreti Muhammed aleyhisselam halkı toplayarak bir mucize gösterdiği yoktu. Ve zaten taş attıkları zaman sırtı kanıyordu. Efendim ok isabet ettiği zaman dişleri kırılıyordu. Dikkat ederseniz yani Hazreti Muhammed aleyhisselamın konumu diğer peygamberlerden çok farklıydı. Niçin farklıydı? Çünkü Kur'an-ı Mucibül Beyan
Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a sunulan en büyük mucizeydi. Muhterem kardeşlerim, diğer peygamberlere gönderilen bütün mucizeler bilimsel gerçeklerle ete kemiğe bürünebilir. Tecessüm ettirilebilir. Yani zaman gelir ki Hazreti Musa Aleyhisselam'ın dağa vurduğu asası ile 12 yerden akıttığı su insanın bilimsel inkişafı ile ortaya konabilir. Bir gün insan bilimsel inkişafla Nil Nehri'ni veya Kızıldeniz'i ikiye yarabilir. Bir gün bilimsel inkişafla insan tıpkı Süleyman Peygamber'in Belkıs'ın sarayını getirdiği gibi getirtebilir. Oluyor ve olacaktır. Ancak Kur'an-ı Mucibül Beyan'ın denginde, edebi değer bakımından ve bilimsel gerçekler bakımından bir dengini kimse ortaya koyamayacak. Şimdi bu ayeti celleyi biz açıklarken şunu göreceğiz kardeşlerim. Yüce Rabbimiz bu ayeti cellede yalnız o zamanki Yahudi ve Hristiyan din alimlerini muhatap almıyor. Şu andaki bilim adamlarını da muhatap alıyor. Niçin? Rabbimiz yerlerin yaratılışından bahsediyor. Sadece ahlaktan bahsetmiyor. Rabbimiz göklerin yaratılışından bahsediyor. Ahlaktan bahsetmiyor sadece. Rabbimiz sadece cennetten, cehennemden bahsetmiyor. Dünyanın insanın hizmetine sunulduğundan bahsediyor. Ve insana müsahhar kılındığından bahsediyor. Kainattaki her şeyin Rabbimiz. Bu ne demektir? Kur'an-ı Mucibül Beyan nasıl ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam zamanındaki Hristiyan ve Yahudi hahamlarına, papazlarına meydan okudu ise şu andaki bilim adamlarına da meydan okuyor. Belki 100 yıl sonra, belki 1000 yıl sonra gelecek bilim adamlarına da meydan okuyor. Ne diyor? وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ Ey Muhammed, sen bu Kur'an gelmeden önce hiçbir kitap okumuyordun. Bunu onlar bilmiyor mu? Başka? وَلَا تَخُدُّهُ بِيَم۪ينِكِ Ve sen elinle, sağ elinle bir yazı da yazmadın. Yani ya Muhammed, sen şu anda Kur'an'ın mesajlarını onlara anlatıyorsun ama sen daha önce ne Hristiyanlık hakkında, ne Yahudilik hakkında, ne tarih hakkında, ne coğrafya hakkında, ne bilim hakkında hiçbir bilgiye sahip değildin. Çünkü kardeşlerim, Hazreti Muhammed Aleyhisselam Kur'an ayetlerini insanlara anlatırken, o zamanki küfürde haddi aşmış insanlar, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı refüze etmek için her çareye başvuruyorlardı. Ona soru soruyorlardı, sual soruyorlardı. Ey Muhammed, efendim Medyen halkından bize anlatır mısın? Ey Muhammed, Yahudi halkından ve Musa Aleyhisselam hakkından bize anlatır mısın? Musa Aleyhisselam nasıl taşa vurdu da o taştan 12 göze birden fışkırdı, 12 çeşme birden fışkırdı. Anlatır mısın? Bize İsa'dan haber ver. Bize efendim 7 uyurlardan haber ver. Akıl almaz suallerle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı o zamanki müşrikler köşeye sıkıştırarak yok saymaya çalışıyorlardı. Geçersiz saymaya çalışıyorlardı. İşte Rabbimiz de buyuruyor ki, ey Muhammed sen onlara de ki, ben hiçbir kitap okumadım. Ben şu anda Hazreti Musa Aleyhisselam hakkında bahsediyorum. Ben onun hayat hikayesini okumadım. Ben Yahudiler hakkından size konuşuyorum. Onların da hayat hikayesini okumadım. Ben Lut kavminden bahsediyorum. Onların da hayat hikayesinden okumadım. Ben Medyen halkından bahsediyorum. Ben Salih peygamberin devesinden bahsediyorum. Onun kavminden bahsediyorum. Tarihi delilleri ve tarihi olayları sizin önünüze sunuyorum. Ama ben bu kitapları hiç okumadım.
Evet kardeşlerim, şundan emin olunuz ki Kur'an onun için büyük mucizedir. Resul-i Kibriye Efendimiz'e sunulan Kur'an-ı mucize o zamanki insanları doyurmuştur. Geçmişten o zamanki insanları hatırlatmada bulunmuştur. 1000 yıl sonraki insanı da doyuracaktır. Ahlaki kariyer bakımından doyuracaktır. Bilim ve teknoloji açısından doyuracaktır. Ve hayat güzelliği açısından doyuracaktır. Değerli kardeşlerim bakınız. Alman İmparatoru Bismarck şöyle diyor. Ben beşeri ve semavi bütün dinleri araştırdım, tetkik ettim. Felsefi dinleri, insani dinleri ve hikaye olan dinleri araştırdım. Semavi dinleri de araştırdım. İncil'i araştırdım, Tevrat'ı araştırdım, Zebur'u araştırdım, Kur'an'ı araştırdım. Ancak Kur'an insan eli değmemiş, beşer eli değmemiş ve bütün çağlara hitap edecek yegane kitap Kur'an'ı buldum. Ben Kur'an'ı insanlara sunan Muhammed'in devrinde yaşamak isterdim. Kardeşlerim, şundan emin olunuz ki bakınız estağfirullah. İzellertabel muhtilun. Elbette ki sen vaktiyle büyük bir eğitimci olsaydın, vaktiyle tarihi bilgilere sahip olsaydın, coğrafi bilgilere sahip olsaydın, insan hayatındaki birçok bilgiye sahip olsaydın, bu ne yapardı? Batılda olan insanları kuşkulandırırdı. Ne derlerdi? Ya Muhammed, bunları zaten sen okumuştun, biliyordun. Sen zaten daha önce bu hikayeleri biliyordun. Kardeşlerim, şundan emin olun ki Resul-i Kibriye Efendimizin işte müşrikleri ve batıla yürüyen insanları bir anda yok sayması, yok saydırmasının en büyük nedeni Resul-i Kibriye Efendimizin bu konularda hiçbir bilgi sahibi olmamasındandır. Değerli kardeşlerim, zaten bazı müşrikler onu da söylüyorlardı. Ya Muhammed, sen bunları başkasından öğreniyorsun. Halbuki biliyorlardı ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam Mekke'den dışarı çıkmıyor. Halbuki biliyorlardı ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam birkaç kere hariç hiç ticarete de gitmedi bir yere. Evet kardeşlerim. Bel huve ayatun beyinatun fi sudurillezine utul ilm. Bel huve ayatun beyinatun fi sudurillezine utul ilm. Hayır ey Muhammed, o kendilerine ilim verilenlerin kalplerindeki apaçık ayetler de bunlar. Apaçık bilgilerdir. Bakınız. Şimdi buraya bakacağız. Cenab-ı Hak buyuruyor ki 49. ayet-i cellede Ankebut suresi. Ya Muhammed, onlar senin bu bilgilerden yoksun olduklarını bildikleri gibi o senin ortaya koyduğun bilgileri o ilim adamları biliyorlar. Kim biliyor? Yahudi hahamları biliyordu. Kim biliyordu? Hristiyan papazları biliyordu. Kim biliyordu? 20. yüzyılda bilimsel ve teknolojik verilerle bütünleşmiş, bu iş üzerine çalışmış insanlar da biliyorlar. Neyi biliyorlar? Kur'an'daki anlatılan dünyanın yaratılış tezini biliyorlar. İnsanın yaratılış evrelerini biliyorlar, öğrendiler. Çok şey biliyorlar açığa çıktı. Ve görüyoruz ki bilim adamlarının 21. yüzyılda bilimsel tez olarak ortaya koyduğu her şey Kur'an'la birebir örtüşüyor. Birebir örtüşüyor. Kardeşlerim dikkat ediniz. Biz bilim ve teknolojinin yanındayız. Çünkü Kur'an bizden bunu istiyor. Biz şunu diyenlerden değiliz. Ne çıkıyorsun gökyüzüne kuyruklu yıldıza? Orada peynir mi var, ekmek mi var? Dön geri, parana yazık ey Amerika. Yoksa
yok olacaksın, geliyor kıyamet diyen zavallılardan değiliz. Diyen aklı evvellerden değiliz. Biz Kur'an'ın bilimsel tezini de savunan, Kur'an'ın manasının ve edebi değerinin, şiirsel bazının mucize olduğunu savunan birisiyiz elhamdülillah. Ehli salatız, ehli tarikiz, nefsimizin ve kendi ufku gelişmemizin peşinde değiliz, Kur'an'ın mesajının peşindeyiz. Yüce Rabbimiz ne buyuruyor kardeşlerim? Bakınız, tekrar ediyorum. Bel hüve ayatun beyinat. Ey Muhammed, bizim sana sunduğumuz o açık ayetler ki fi sudurillezine utul ilm. Onlar zaten Hristiyan ve Yahudi hahamlarının, papazlarının bilgisi dahilinde olan şeyler. Bilgisi dahilinde olan şeyler. Ve 21. yüzyıldaki bilim adamlarının da bilgisi dahilinde olan şeyler. Yani Kur'an'ın ortaya koyduğu değerler çökmeyecek. Kur'an'ı teoriler çökmeyecek. Bilim ve teknoloji geliştikçe Kur'an'ın ortaya koyduğu teoriler, Kur'an'ın ortaya koyduğu açıklamalar daha da bir netlik kazanacak, daha da bir cazibe kazanacak, daha da bir güç kazanacak. Kardeşlerim, daha uzun dersimize devam etmek istiyordum fakat zamanın çok uzun olmasından yana değilim. Fakat şunu unutmayın ki bilim ve teknolojik verilerle bütünleşemeyen İslam aleminin tek suçlusu din alimleridir. Din alimleridir. Hangi din alimleri? Kendi itibarlarını ortaya koyarak, kendi keselerini, kasalarını zengin eden din alimleridir. Onlar Müslümanları uyandırırsa kendilerinin işleri biteceğini biliyorlar. Onlar Müslümanlar uyandığı zaman kalender gibi şöyle çok daha çirkin bir takke, efendim 20 liralık da bir miltan giyeceklerini biliyorlar. Onların fabrikaları var. Onlar para topluyorlar. Ben aslında konunun içine bunu koymak istemiyordum. Fakat İslam alemi bilimsel verilerle bütün olarak teknolojik bazda, bilimsel manada gelişmedikçe ezilmeye mahkumdur. Ezilmeye mahkumdur. Ezilmeye mahkumdur. Devam ediyorum. Az kaldı bu ayet-i kerimesine kardeşlerim. Kul innemel ayatu indallah. Ey Habibim Muhammed, o senden göreceli mucizeler isteyen kişilere de ki, müşrikler ne diyorlardı? Ya Muhammed, Musa'nın mucizesi var. İsa Aleyhisselam'ın mucizesi var. Efendim, İbrahim Peygamber'in mucizesi var. Senin mucizen nerede? Cenab-ı Hak da buyuruyor ki, kul innemel ayatu indallah. Ey Muhammed, senden mucize isteyenlere de ki, mucize Allah'ın ilmindedir. Allah'ın bilgisindedir. Ve innema ene nezirun mubin. Ben ancak sizin için bir uyarıcıyım. Ben ancak sizin için bir uyarıcıyım. Evet kardeşlerim, Resul-i Kibriya Efendimiz Kur'an'ın mesajları insanlara sunan bir uyarıcıdır, bir aracıdır. Uluhiyet makamına yükseltilemez. O zaten kendini bir insan olarak kabul etmiştir. Ama biz onun insanlığına da kurban oluruz. Ayak tozuna da kurban oluruz. Varlığına da kurban oluruz. Çektiği sıkıntılara belki gölge olamadık. Çektiği sıkıntılara belki kalkan olamadık ama onun ayağının tozuna kurban oluruz. Yüce Rabbimiz günahlarımızı affeylesin. İbadetlerimizi en güzel kabulüyle makbul buyursun. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Kardeşlerim, sizden istirhamım bizim videolarımızı yayınız. Bizim videolarımızı yayınız. Çekinmeden yayınız. Usanmadan yayınız. Biz İslam aleminin
ta kendisiyiz. Biz çıkar ve menfaat peşinde değiliz. Bizim takkemiz 15 lira, giydiğimiz miltan da 25 liradır. Bundan emin olunuz. Biz halktan biriyiz. Halk gibi yaşayıp halk gibi vefat etmek isteyen insanlarız. El-Fatiha.